Hadi bu sabahı tersine döndürmeye çalışalım. İçeceğim nerede? Bunu mu arıyordun? Ama bunu geri istemeyebilirsin. Çünkü birazcık değiştirildi. Evet, şimdi yarısı tutkal oldu. Sana güvenmiyorum. Hadi ama, bunda bir şey yok ki. Yine de içinde kötü bir his var. Aa, bu bir içecek değil mi? Bu yapışkan şey de ne? Tutkala bayılmıyorsan muhtemelen bunu içmek istemezsin. Aa, yemeğim nerede? Açlıktan ölüyorum. Konuşup oyalanabileceğim kimse de yok. Nihayet pizza geldi. Kokusu da fırından yeni çıkmış gibi. Ama Nick'i beklemeliyim. Kapatsana artık. Buraya bakmıyor bile. Şuraya bir bakalım hele. Burada işe yarar bir şeyim olmalı. Şunu nereye koydum? Ah! Karbonat. Bu bayağı ilginç olacak. Şu ketçabı ödünç alıp içine bundan biraz dökeceğim. Şimdi iyice çalkala. Telefonu kapatmadan çabuk ol. Pekala, işte hazırım. Ha, ketçap da buradaymış. Bam! Bunun nesi var ya? İyi bahşiş bıraksak iyi olacak. Of, eminim çok kızmıştır. Ama en azından yiyecekler bana kaldı. Nihayet biraz huzur ve sessizlik. Hem kendinden geçti. Hey! Bacaklarına dikkat etsene ya. Korkulu rüya görüyor olmalı. Hey, acıtıyor ama. Burada oturduğumun farkında değil mi? Onu nasıl durduracağımı biliyorum. Kötü bir şekilde uyanmaya hazır ol Emily. Emily, uyan! Çok kolay oldu. Ah ya! Eskiden ne güzel kızlar gecesi yapardık. Bütün gece uyanık kalıp birbirimize en gizli sırlarımızı anlatırdık. Ve ünlü olma hayalleri kurardık. Ama o günler çok eskide kaldı. Olivia, kızlar gecesini kaçırıyorsun. En azından akıllı telefonum beni oyalıyor. Şuna bak. Boş ver. Bakalım uykusu daha nelere dayanacak. Saçıyla korkutsam mesela, huzurlu uykusu kabusa dönüşecek. Olivia, saçın yerli yerinde. Patlamış mısır? O kadar havamda değilim ki. Dönüşe bak. Suya düşme. Of ya. Ben niye bir denemiyorum? Hayır, bir tur daha, tamam mı? Ama kontrol meraklısı bu da. Neyse. Olivia bu tavrından dolayı pişman olacak. Hem de nasıl? Aç mısın Olivia? Ha ha, kurabiye kokusu aldım galiba. Üstümde mi o? Ay ay! Böyle daha iyi. Skorunu öyle bir geçeceğim ki. Keşke Hana uyumuyor olsaydı. Belki biraz tatlı onu uyandırır. Aa. Hey, ikram için teşekkürler canım. Ne dersin, bunları ağzınla yakalayabilir misin? Ay, şaka şaka, acımadı ki. Hey, ne oluyor orada?
marshmallow fırlatmaktan bıktınız mı? O zaman hadi bu TikTok meydan okumasını deneyin ha. Aa evet, harika olacak. Elma ha. Bakalım hele. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hadi yapalım şunu. Ha. Gel de al bakalım Claire. Bunu ne kadar devam ettirebiliriz? Şanslı sayı 4 mü? Evet. Bu çok çılgınca. Şimdi ne yapacağız? Atıştıracak bir şeyimiz oldu işte. Sadece birkaç meydan okuma daha kaldı. Şunlara bak. Hey, yavaş ol. Bak. Kurabiyeyi şöyle dengeleyip sonra da ağzına indirebilir misin? Neredeyse oldu. Tam isabet. Denesene henna. Pekala. Gel bakalım mini kurabiye. Yo. Hadi bir başka açıdan dene. Hey, buraya bakmıyor. Kurabiye yemek için niye böyle bir çaba harcayayım ki? Ay. Neyse. Şerefe. Öğle yemeği zamanı nihayet geldi. Afiyet olsun hanımlar. Ne bekliyorsunuz? Yumulsanıza. Bunları yemek için ısmarladınız herhalde. Olivia. Kaşığı bırak. Bugün çorbayı ellerinin yardımı olmadan içeceksin. Olamaz ama lokantadayız Alice. Neyse hadi bakalım. Hey, kediler suyu böyle içiyorsa ben de çorbamı içebilirim değil mi? Çorbada nefesmiş. Neyse, yüzüme bayağı bulaştı. Tam dolayım bari. Yemek eğlencelidir değil mi? Bu yaşadığım en iyi çarşamba. Ay, biraz nefes alalım ha. Çok iyi gidiyor şekerim. Öyle mi? O zaman sen neden denemiyorsun? Tüh, bunun olacağını düşünmeliydim. Keşke bunca makyajı yapmasaydım. Çünkü mahvolacak. Vay canına, düşündüğümden daha lezzetliymiş ya. İşte budur. Kafanı lezzetli bir pastaya gömünce başka hiçbir şeyin önemi kalmaz. Ben de çorbayı bitireyim. Nefis. Pekala hanımlar, ana yemeğiniz geldi. Siz iyi misiniz? Ben sonra geleyim en iyisi. Ne olmuş yani? Yemeğimizin tadını çıkarıyoruz işte. Hadi devam edelim ha. Pekala, biraz halter çalışma zamanı. Bunu iyi biliriz değil mi? Aa, ben şu aletle çalışacağım. Bu iyi. Bir selfie çekmezsen olmaz değil mi Jess? Ay, kimse Olivia'nın resmini çekmiyor. Sağlıklı bir smoothie içmek varken niye egzersiz yapayım ki? Ay, bu şeyin tadı da öğütülmüş çimen gibi ya. Of ya, şu çalışma bitti mi artık? Hemen bir su molası vermeliyim. Hey Jess, sen bugün hiç egzersiz yaptın mı ya? Zavallı Olivia'nın poposundan ter damladı resmen. Hey kaslı yakışıklı, o ağırlıkları kaldırırken yardım lazım mı? Pardon. Acaba 5 adım gider misin? Şurada egzersiz yapayım. Aman neyse, burası o kokuyor zaten. Şurası senin için yeterince uzak mı? Aa evet, dur yardım edeyim. Hey bir dakika, egzersiz yapacağımı söylememiştin. Olivia biraz sert olmadı mı? Pekala Jess. Biraz ter dökeceğe benziyorsun. Hey şu ayaklara bakın. Vay canına. Ay. Sanırım Jess jöle bacaklı oldu. Yarın fena ağrı yapacağı kesin. Gelecek ayki doğum günüm için bütün odayı balonlarla doldurup pembe balonlu sakız konsepti yapmayı düşünüyorum. Şu çocuğa bir baksana. Söylemek istemezdim ama Jess arkadaşın dediklerini dinlemiyor. Demek Olivia'nın dikkatini bu dağıtıyor. Belli ki onunla daha fazla ilgileniyorsun. O zaman yanına gitmeye ne dersin? Ay sana gülümsüyor Olivia.
Pekala, resmen abayı yakmışsın. Madem oraya gidemeyecek kadar çekingensin, sana biraz yardım edeyim. Pekala Olivia, 5 adım kartı hizmetinizde. Hey bak. Hadi git. İnan bana, sana büyük bir iyilik yapıyorum. Şimdi mi? Bana şans dile. Ay bakın, bir şey bana bunun güzel bir aşk hikayesinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Bu da sonucun her zaman şansını denemeye değeceğinin kanıtı. Özellikle de bir yakışıklı da biraz yardım gerekse bile.